Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün imza çalışmalarımıza H harfi ile devam edeceğiz. İsim olarak birkaç tane yapmak istiyorum. Mesela Hasret. Hasret için imza çalışması yapalım. Tabii S harfi var, R harfi var, T var. Bunlar hep güzel şekil yapması kolay harfler. Evet. Şurada şöyle S'yi bir dolandırıyorum. Devamında R yapıyorum. Yani elimi fazla yormayan bir imza oldu. Yani arkadaşlar denemek isterlerse deneyebilirler. Şöyle dolaştırıyorsunuz, atıyorsunuz. Birkaç tane daha yapalım. Kağıt bitene kadar. Evet. Şöyle bir şey yaptım ama hani çok da hasret diye okumayınca vazgeçtim. Evet, şöyle T'yi uzatıyorum fark ettiyseniz en sonda. Yani T'yi şey yapmaya çalışıyorum. Baskın. Başka ne yapabiliriz? Şöyle geldik. Şöyle bir şey yaptık. Ondan sonra aşağı inip şöyle bir red hasret yaptık. Yani şöyle geliyoruz. Evet. S aşağı inip S. Evet. Bunu birkaç kez daha yapalım. Yani şuradaki S'yi şöyle büyük atıyorum. Şöyle bir S yapıyorum. Şöyle olabilir. Geldiniz buraya geldiniz. Şöyle yaptınız. Şurayı bir de yaptınız. O da olabilir.
Evet. Şimdi bakın şöyle giriyorsunuz. Ondan sonra bir daha yapıyorsunuz. Bir yuvarlakta. Ondan sonra R'yi daha kolay çıkartabiliyoruz. Evet. Hem de S daha belirgin olmuş oluyor. Hem de S daha belirgin olmuş oluyor. Bunu biraz çalışalım. Ve çok güzel. Bakın. S'yi yapıyoruz. R'yi yapıyoruz. E'yi yapıyoruz. Yani düz hasret yazmaktansa imza çalışması olduğu için böyle farklı ve olabildiğince de okunaklı olsun. Yani hani imza tabi çok net olmasına gerek yok ama yine de en azından isminiz okunursa daha güzel olur. Okunma şansı olursa. En azından imzanın sizin tarafınızdan atıldığının bir göstergesi olur. Başka hangi isimler çalışabiliriz? Tabii bizim vaktimiz bütün isimler için yetmiyor. Mesela Hande ismiyle çalışmalar yapalım. Hande aynı zamanda benim eşimin güzel eşimin, harika eşimin ismi. O şimdi çocuklarla ilgileniyordur evde. Ben şimdi bu işlemi ofisten yapıyorum. Kendisine de selamlar iletiyorum. Şimdi Hande ile ilgili imzalar atalım. Yani tamamen şu an kafamdan sallıyorum. Benim eşimin imzası bu değil tabii ki. Ya da buna benzemiyor. Ben şu an tamamen sıfırdan böyle imzalar yapıyorum. Yaptığımızda görüyorsunuz hani biraz daha şekilli, biraz daha göze hoş gelen hareketler yapıyoruz ki imza şık dursun. Yani bu aslında çok zor bir şey değil. Yani aslında el yazınızın da çok iyi olmasına gerek yok. Sadece kalemi kaydırmayı becermeniz yeterli. Mesela farklı bir şeyler deneyelim. D'yi şöyle büyük atalım mesela. E'yi şöyle yapalım. Yani şuraya geliyorum mesela. Ya şöyle de yapılabilir. Mesela şuraya geldiniz, aşağı indiniz, şöyle D yaptınız. Yani bu tarz şeyler. Hem Hande deyince isimdeki o baskı ya da vurgu yapmış olursunuz. Şöyle giriyorum. Tabii burayı tam akışkan şekilde oturtamadım. Şöyle elimi biraz zorlamam gerekiyor. Şurayı nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Galiba buldum. Bir saniye. Şöyle geldik. Önce D'nin şeyini yapıyoruz. Yani önce D'nin yuvarlağını yaparsak şuradan itibaren daha kolay oluyor. Bakın. Yani şöyle bir şey. Bunlar olabilir. Daha farklı ne yapabiliriz? Neyi uzatırsınız? Tekrar şöyle bir çekersiniz. Yani neyi uzattım? Geldim şuraya diyelim. Şöyle bir şeyler yapabilirsiniz ha.
Üzerinde bugün bir böyle mayhoşluk var. Tam böyle kendimi veremiyorum farkındaysanız da. Birazdan açılırım diye düşünüyorum. Biraz sizden sabırlı olmanızı rica ediyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında daha güzel şekiller çıkartacağım inşallah. Şimdi Hande ile birkaç tane de yapalım da. Hande ismine sahip olan arkadaşlar hayal kırıklığına uğramasın, çünkü pek güzel bir şey çıkartamadık. Yani şöyle N harfi, ne şöyle oluyor, fena durmuyor yani. Şu denenebilir bak. Şöyle süslü bir H yapıyoruz. Ondan sonra şöyle yani hani bakın şöyle. Yani şu D'nin yuvarlak kısmını şöyle alta doğru uzatıyorum. Zor değil bakın. Akışkan da elimde çok kasmıyorum. İmzada zaten istenen imzanın elinize oturması, yani biraz hareketli akışkan olması. Ki arka arkaya böyle imzalar atabilirsiniz. Evet. Başka ne yapabiliriz? Yani he küçük yapalım bu sefer. Şu hana gelince bir orada bir tıkanıyorum. Şu D'ye geçiş yapamıyorum farkındaysanız. Yani şöyle geldim. Hep aynı şeyleri yapmak istemiyorum da. Biraz da farklı bir şeyler yapayım. Ona uğraşıyorum. Şimdi mesela geldik. Yani şöyle. Yani D'nin bu sefer tepe kısmını yuvarlıyorum. Bu da fena değil. Ama yine tabi istediğim gibi çıkmadı. Şöyle bir şey yapıyorum. Yani şöyle iki tane çevirmek gerekiyor. Nasıl şey gibi oldu? Evet. Ya da D harfinden başlayalım. D harfinden başlayalım. Çünkü D harfi beni tıkıyor. Onun için D harfinden başlarsak sanırım o tıkanıklığı çözeriz gibi geliyor. Evet. Şöyle bir şey olabilir. Bak. D ile başladım. Şöyle getiriyorum. Han yapıyorum önüne. Yani yaptığımız şu. Normal bir D yapıyoruz. Şöyle geliyoruz. Han yapıyoruz. Altında istiyorsanız çiziyorsunuz. Hem şu imzadaki kamerayı biraz düzeltelim. Bu arada dışarıdan sesler geliyor. Komşular, ofis, iş hanı burası. Sabah şu an saat 8:30 civarı. Herkes işine geliyor. O sesleri duyuyor olabilirsiniz. Bakın şurada güzel bir imza oldu. Attım. Bu sefer yukarıdan değil de şöyle aşağıdan dolayayım dedim. Aşağıdan dolayınca H'ye daha çabuk, daha kolay vardım. Bak. Şimdi şuradan geldim. Evet. Ha, evet. Yani yok, evet. Evet. Hı. Evet. Bakın imzanın
İmzamız şöyle oluyor diye de başladık. Geldik. Han yaptık. Yani D. Yani küçük D de olabilir. Yani esnetik dursun diyorsanız küçük D nerede olabilir? Bu imza bakın güzel oldu. Bunu biraz çalışalım. Küçük D ile başlayalım. Ondan sonra geliyorsunuz. Han yapıyorsunuz. Devamını istiyorsanız şöyle bir tane daha hareket yapabilirsiniz yani hani. Biraz daha renkli olsun diyorsanız şöyle. Küçük D'ye başlıyorum. Şuraya geliyorum. Şöyle bir H yapıyorum. Neyi yapıyorum? Neyden sonra şöyle bir tane daha doluyorum. Elimiz tabi biraz daha hızlandırırsak daha güzel imzalar çıkar şöyle. Bakın. De yaptıktan sonra şöyle geliyorum. H'yi biraz daha yuvarlıyorum. Şöyle. Evet. Yani bu imzada fena olmadı. Ha, çok ideal bir şey mi? Belki değil ama yani imza olarak da seçilebilir. Şöyle. Ya tabii bunu siz başına sonuna soy isminizin harflerini ekleyeceksiniz ya da istediğiniz ya mesela ben şurayı şöyle kapatıyorum. İşte şöyle kapatıyorum. Siz ne bileyim şöyle altını şöyle çizebilirsiniz. Ya da yanını çizebilirsiniz. Hani böyle oralar sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi ben başka bir isme geçeyim. Bu arada bir müsaadenizle çayımı tazeleyeceğim. Biraz daha böyle modern isimler seçiyorum ki hani yeni nesil yeni kuşak yani sonuçta 40-50 yaşlarındaki insanlar artık bu saatten sonra imzasını değiştirecek hali yok. Yeni isimler seçelim mesela biraz daha modern. Ne olabilir mesela? Valla benim burada gördüğüm şöyle İlk başlarda duyduğum ya çok şey değil ama mesela şey yapılabilir. Bakıyorum tekrar. Mesela Hale Nur. Yani Hale ismi zaten mevcut bir isim. Onu Hale Nur'la kullanıyor çoğu ebeveyn. Şimdi Hale Nur diye bir genç bir kız arkadaşımız var diyelim. Kendine bir imza seçmek istiyor diyelim. Genç. Mesela bunu onunla ilgili bir çalışma yapalım mesela. Hale Nur. Ailesi ismini Hale Nur koymuş mesela. Yani hey böyle yapmak güzel oluyor. Yani şöyle doluyorum farkındaysanız. Şöyle. Şimdi devamında Hale Nur. Yani burada mesela bitişi şöyle bir şeyler yapılabilir. Hani Nur. Bir tane R yapıyoruz ya. Böyle bir şeyler yapılabilir. Hani. Şöyle geldim. R'yi yaptım. Ondan sonra şöyle yaptım. Bakın şöyle bir şey olabilir. Hale Nur. Şuraya geliyorum. Şöyle bir yuvarlak çiziyorum. Ondan sonra şöyle bir R yapıyorum. Yani hem imzanın altını doldurmuş oluyorum. Bakın şöyle bir yuvarlak çizdim. Yani şu hareketi yapabilmek için R'yi böyle uzatmış oldum. Sonra isterseniz şöyle bir nokta koyarsınız. Hale Nur. Yani zor bir şey değil. Tabii şurayı tam şuraya denk getirirseniz orası R olduğu anlaşılır. Şöyle mesela. Bakın. Evet bu fena değil. Yani şöyle bir zor da değil bakın. Zevkli de yani yapması hali
Şuraya geliyorsunuz, şöyle bir yuvarlak yapıyorsunuz. Ondan sonra devamı şuradan. Bundan birkaç tane şöyle elimizi hızlandırarak yapalım. Yani hızlı şekilde atılışına da bir bakalım. Evet, gayet rahat atabiliyoruz. Ve çok şöyle bakın şu örnekte olduğu gibi böyle çok güzeldi duran olanlar çıktı mesela. Yani Halil Nur ismiyle yani şöyle bir hey uzatarak bir şeyler yapalım. Öyle değil mi mesela? Ne yapabiliriz mesela? Bir hey uzattık böyle geldi. Tabii kalem burada kaldığı için elimizde hani çok kaldırmayalım diyorum ya. Tekrardan bir A'ya gitmem lazım. Bence şöyle alttan gidelim. Ben yine Hande'de kaldım. Bak eşimi ne kadar seviyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Halil Nur yazacakken Hande'ye döndüm. Bu arada Hale bu abi ismi Hale olan arkadaşlardan da özür dileyim. Şöyle geldik. Şöyle bir A'ya geldik. Ya bakın şu hareket buraya hava katıyor. Yani başka bir şey yok. Şöyle bakın. Yani olabildiğince mesela dari şöyle yayvan çiziyorum. Hatta şu heyi bence büyük yapıp bakın şöyle geldiniz ya şöyle A'ya geldiniz. Yani hey bu imzada hey daha büyük olursa daha güzel duruyor. Bak. İnşallah kamerada çıkıyordur yaptıklarımız. Evet. Bu tarz bir şey olabilir. Başka mesela ya orada mesela bir L harfimiz var. Halil Nur'da. L harfiyle bir şeyler yapalım. Ya yani mesela L harfini şöyle uzatalım. Yani hani bu tabi çok bakın şöyle L harfini uzatıyorum. Tabi burada bir simetri yakalamakta fayda var. Mesela hani mesela şu R'nin devamında şöyle atıyorum. Tabi şuradaki hey de buradan şu sonuç çıkıyor. Şuradaki hey de biraz daha şöyle atmam gerekiyor. Bakın güzel bir imza olacak. Şuraya geldim ya. Bakın. Yani tamamen aslında benim odak noktam L. Ama tabi imzayı L'den başlamadım. Bakın. İmzayı da olabildiğince şöyle yayvan atıyorsunuz. Evet. Şimdi mesela bu imzayı biraz şöyle genişçe çalışalım. Yani çünkü güzel bir imza. Devam istiyorsanız böyle kapatabilirsiniz. Yani bazı şeyler yapılabilir. Bunu şöyle bir şeyler yapalım. Bakın. Bütün harfler okunuyor. Yani bu imzayı mesela gören sizi Halenur. Evet, şöyle. Yani H harfi, L harfi ve şu N, R'nin kuyruğunu aynı simetride yapmaya çalıştım farkındaysanız. Tabi burada aslında şöyle yatırıp L'yi olabildiğince uzatıp mesela bir avukatsınız diyelim mesela. Şöyle böyle baskın imzalar atabilirsiniz hani ne bileyim ya da bir iş adamısınız, iş kadınısınız. Şimdi birkaç tane daha isim seçelim. Birkaç tane daha isim seçelim. Ya mesela Halise var. Halise. Halise ismini yapalım mesela. S olduğu için seçtim. Yani S ile oradan bir şeyler çıkartırız diye. Ya mesela ismi Halise, ismi Hamide, Hamiyet,
Yani bu isimler mesela Halise, Hamiyet, Hamide, bakın Halime. Bu isimlerin hep ilk iki harfleri ya da ilk üç harfleri aynı. Yani bu imza mesela ben Halise için çalışıyorum ama Halise için. Sanırım şurası biraz şöyle okunuyor. Halise diye okunuyor. Halise diye okunacağını sanmıyorum. Özür dilerim. Halise diye okunuyordur bu. Halise. Yani aslında şurada bir yumuşatma işareti vardır diye düşünüyorum. Yani bu isimlerin yaptığımız imza örneklerini mesela Halime ismi Halime olan bir arkadaşımız da şey alabilir. Yani sadece sonunu değiştirecek. O kadar. Zaten biz zaten imzayı kendisini modifiye etmenizi istiyoruz. Hani bizim burada yaptığımızı birebir atmaya çalışmayın. Hani kendinizden de bir şeyler katın sonuna başına. Mesela onun için demek istediğim başında H olan, A olan, L olan isimler buradakilerden bir şeyler çıkartabilirler, fikir alabilirler. Şimdi evet. Bakın hemen elim ister istemez şöyle bir hareket yaptı. Bu arada bu Haliye gibi oldu ama aslında şuradaki noktayı koyunca Halise'yi noktayı sonra koyacağım. Mesela şuraya geldim. Şöyle bir S yaptım. Evet bakın. Yani burada S1'i S'yi şöyle uzatıyorum. E'ye gidiyorum. Yani geldim. Şöyle uzattım. E'ye gittim. Şuraya noktayı koydum. Halise. Şöyle. Evet. Yani şuradan S, şuradaki S'yi biraz şöyle şey atıyorum. Farkındaysanız. Süslü atıyorum diyeyim. Hem imzayı şöyle şey yapıyorum. İmzayı yayvanlaştırıyorum. Yani imzanın böyle dümdüz matbaa yazısı gibi daktilodan çıkmış gibi değil de el yazısı olması makbuldür. Onun için el yazısında da tabi böyle kıvrımlar oluşuyor. Tabi insanın el hareketlerinden dolayı. Evet, Halise'yi böyle atabilirsiniz. Şimdi mesela yani şuralar aslında şuradaki yuvarlaklar yuvarlığa belirtmek lazım. Çünkü yoksa Y gibi duruyor. Aslında Y değil de bakın şöyle Halise. Yani çok da şey olmadı tabi de. Mesela Halise ismine başka ne yapabiliriz? Bakın bazıları H'yi böyle yapar. Görmüşsünüzdür. Sanki böyle yuvarlak gibi yaparlar. Yani bu çok fena durmuyor. Yani güzel duran bir şey bakın. Yani H'yi şöyle O gibi yuvarlıyorsunuz. Ama isimde zaten bu O diye okumuyor. Ne diye okunuyor? Ha, Halise diye okunuyor. Ya da işte mesela örnek vereyim. Halime mesela. Tabi bunu biraz daha yayvan attığınız zaman şöyle hani yuvarlayarak daha böyle güzel şeyler çıkıyor mesela. Halise mesela. Yani orada L'ye bir anlam yükleyebilirsiniz. Yani bu şöyle bir yani. Yani şuraya geldiğim zaman elimi şöyle yuvarlıyorum. Yani L yapmıyorum da sanki O yapıyormuş gibi. Evet, böyle. Bu da bir yöntem mesela. Başka ne yapabiliriz? Çok alternatif var. Yani mesela H'yi şöyle atarsınız mesela. Geldiniz ya buraya mesela. Buraya geldiniz. Şöyle bir şey yaptınız. Yani bakın. Yani tamamen farklı bir tasarım. Hani şöyle geldiniz. H yaptınız.
şurayı L yaptınız. S'yi şöyle yapabilirsiniz. Hani hali S. Yani yani şu S'yi şöyle uzatıyorum ki şuraya şu üstteki gelen çizgiye yaklaştırıyorum ki imzayı biraz doldurayım, hani boşluk kalmasın diye. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz isimdeki bazı harfleri seçiyorum. Yani siz de böyle yapın. İsimdeki bazı harfleri, birini ya da birkaçını seçin. Onu böyle farklı şekilde atmaya çalışın. Ya mesela Zeki Müren şöyle Z'yi şöyle atıyordu. Hani bir ilk videolarımızda çalışmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam bir saniye şöyle geliyor, bak. Bakın. Şöyle bir Z atıyor. Sanki böyle, evet. Zeki Müren'in Z'si, bakın, normalde el yazısıyla Z şudur. Zeki Müren'in Z'yi şöyle yapıyor, bakın. Şöyle, yani şuna Zeki yazıyor şöyle. Yani ben tabii tam onun kadar şey yapamadım ama yani Z harfini şöyle yapmak yerine şöyle doluyor, şuraya geliyor, şuradan bir tane daha atıyor, yani şurayı şöyle yapıyor. Bu tarz şeyler, yani bir isminizde bir şey seçin. Yani mesela H ile başlayan isimlerde dedik ki biz işte mesela Hamiyet yapalım, mesela Hamiyet. Ya bakın, burada mesela Y harfi olduğu için Y harfini seçebilirsiniz mesela isminizde. Onu büyütebilirsiniz yani mesela. Buraya kadar normal gelirsiniz. Burada bu noktada ne bileyim şöyle bir şey yaparsınız. Bak. İlla böyle yapacaksınız demiyorum ama. Şuradaki çizgiyi de bakın şöyle geliyorum. İ'ye kadar geliyorum. Ondan sonra şöyle atıyorum. E. Ondan sonra T'yi atıyorum yani. Ya da Hami Yet diyorum mesela. Hami Yet. Şunu da şuraya doluyorum yani şöyle. Yani bunları birçok varyasyonunu deneyebilirsiniz. Mesela Hamiyet ismini bakın sonunda T'yi de farklı yaptım. İlk etapta hemen yazayım derken. Yani bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şuraya geldiniz. İyi, şöyle uzattınız. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Yani böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Şuraya T yaptım. Yani bu Hamiyet diye okunuyor mesela. Ya bu mesela Hamiye diye gelmiş. Şu sondaki P olmayacağını ya da ne bileyim başka bir harf olmayacağına göre nedir? T'dir. Ha, ben de T'yi böyle bir süslü yaptım. Ya zaten ben düz yazı yazmıyorum. İmza atıyorum. Bizim buradaki amacımız, bakın. Biraz da elinizi çok böyle duraksatmayın. Bak, yani duraksadınca imza güzel çıkmıyor. Bakın hızlı attığım imzalar inan daha çok şey alıyor. Şöyle geliyorum mesela Hamiyet böyle. Yani elinizi olabildiğince hızlı yapın. Evet. Hamiyet. Şöyle geldim. Şöyle, yani özellikle mesela şu bitiş kısmını biraz mesela hızlı atarsanız. Evet. Bitiş kısmına mesela geldi. Şöyle hemen şöyle yaparsanız. Hamiyet mesela. Böyle. Başka ne yapabiliriz? Tabi burada mesela M harfi de güzel bir harf. Yani M'yi şöyle uzatırsınız. Ne bileyim şöyle değişik şeyler yapabilirsiniz. Yani bakın.
tarafım, alt bir kuyruğunu uzattım. Şöyle geldim. Ondan sonra şöyle yaptım. Ondan sonra şöyle yaptım hani. Kimse bana niye böyle yapıyorsun diyecek hali yok. Yani burada mesela M'ye geldim. Şöyle Y'ye gittim. Şöyle E yaptım. Ondan sonra yine aynı kapanış yaptım. Bakın şu az önceki imzadaki yaptığım kapanış yaptım. Bunu biraz çalışalım. M'ye geliyoruz. Ondan sonra E'ye çıkıyoruz. Ondan sonra evet. Bakın. Arkadaşlar eşim arıyor. Şimdi bir sessiz aldım da. İsterseniz videomuzu fazla uzatmayalım. Yani mesela tabii ben işte vakit oldukça bu isimlere tekrardan belki döneceğim. Yani mesela bugünkü videomuz H ile başlayan isimlerdi. Tekrar H ile başlayan isimler diye başka videolar da yapacağım. Yani isminiz bu videoda geçmemişse şey yapmayın. Başka videolarda mutlaka yapmaya çalışacağız. Olabildiğince çok isim. Bu imza işi inanın çok zevkli bir şey. Yani tasarımı zevkli. Yani bence bu işi bu işe yani bir imza belirlemeye artık benim de bir imzam olsun diye karar verdiğinizde ve tasarlamaya çalıştığınızda ya bence bu işi zevk alarak yapın. Ve gerçekten bu işe biraz vakit ayırın. Çünkü evet, eşim gördüğünüz gibi ısrar ediyor. Herkese teşekkür ederim. İyi günler efendim, saygılar.